bilginin olduğu yerde nasıl yolumuzu bulacağız? Ben ona geliyorum. Yani bugün üstünü affederek. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Arkadaşlar, bu günlük esasına göre yaklaşık benim 6 yıl oldu. Tahminen sizin de herhalde değil mi hocam? Yaklaşık sizin de o süre. Daha mı eskisi? Tam şey bilmiyorum. 1,5 asa denetim eğitimindeyim ben. Yaklaşık 1,5 yıl çok güzel dostluklarımız oldu. Her hafta sonu işte cumartesi, pazar odadaydık. Hem bilgi anlamında hem diğer taraftan baktığımızda işte bu ilişkiler, dostluklar gerçekten tadına varan ve biz artık ayrılamıyoruz. Umarım bu süreç bir şekilde devam eder. Odanın yaklaşık kuruluşundan beri var değil mi hocam? Bu gönüllülük esası. İşte uykumuzdan feragat ediyoruz. Özel yaşantımızdan feragat ediyoruz. Çocuklarımızdan, eşimizden. Eğitimler için zaman harcıyoruz. Ve bunu çok keyifle yapıyoruz. Çünkü işte sizlerleyiz. Akademisyen değiliz çoğumuz. Tamamen bu mesleği icra eden sizler gibi meslek mensubuyuz. O yüzden lütfen kusurlarımız olursa affedin. Baştan söylemek isterdim bunu ama eksiğimiz olabilir, kusurlarımız olabilir. Önemli olan burada aynı dilden konuşan insanlar olarak işte paylaşımlar yapabilmek. Bu anlamda da inanın ben kendime çok keyif alıyorum. Evet, başka eğitimlerde de inşallah yine bir arada oluruz. Limited şirketler biraz tekrara belki düşeceğiz zaman zaman ama Halim hocamız çok güzel özetledi onun şirketleri anlatırken olası bütün şeyleri karşılaşabileceğimiz durumları. Evet, tanımıyla başlıyoruz genelde ama sözleşmeyle başlıyoruz. Slide'de tamam. Tanımında biliyorsunuz artık genel şeyimiz. Tek kişilikte artık ne yapabiliyoruz? Limited şirket eski yasadan farklı olarak kurabiliyoruz. En önemli özelliğin yeni yasayla getirilen bu. Esas sermaye paylarına baktığınızda en az 25 Türk lirası olarak belirleniyor. Ve bunun altına indirilme koşulları olabiliyor. Eğer şirketin genel durumuyla ilgili bir iyileştirme söz konusuysa bu itibarların altına indirilmiyor. Paylarda farklı değerler olabiliyor. Ancak bir esas sermaye paylarında yani 25 Türk lirası bunun katları olması koşuluyla aksi takdirde yapılamıyor. Bunların hesaplanması, esas sermaye paylarının bölünmesi anlamına gelmeli şirketler. Onun şirketlere baktığınızda esas sermaye payından hisselerin bölünmesi anlamına taşıyor ama limited şirketlerde daha çok o hakların paylaşımı anlamında kullanılıyor. Bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabiliyor. Az önce arkadaşımız anlattı bunu. Bedeller şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde nakit ya da aynı olarak ne yapabiliyor? Ya da bir alacağın takas yoluyla yahut da sermaye artışı olduğu gibi serbestçe kullanılacak öz kaynakların esas sermaye dönüştürülmesi yoluyla ödenebiliyor. Esas sermaye payı ispat aracı olan bir senedi ya da nama yazılı senedi bağlanabiliyor. Kuruluşuna baktığımızda limited şirketlerin ana sözleşmelerinde kurucular ne yapacaklar? Sermayeleri bir defa taahhüt edecekler. Bunu zaten biliyoruz. Yine noterde imzalanmış olan şirket sözleşmesinde şirket kurma irade beyanlarını açıklıyorlar. İrade beyanı yapılıyor. Türkçe kanuna baktığınızda genelde İsviçre kanunlarından esinlenerek hazırlanmış. Ve Avrupa ülkeleri, zaten 3 ülkede, Almanya, İsviçre, ülkede var, şunu hatırlayamadı. Bu irade beyanı kullanılıyor. Biz de model olarak onları aldığımız için bunu yapıyoruz. Esas sermaye pay bedelleri ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa edememenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmemiş payların ise devlet hususlarında ise anadolu şirketlere kıyasen uygulanıyor. Bunları geçiyorum. Seçimine baktığınızda
ne yapıyorsunuz? Öncelikle şirket sözleşmesini hazırlıyorsunuz. Ondan sonra da ilgili ticari sicil memuruna başvuru yapıyorsunuz. Başvuru müdürlerin tümü tarafından imzalanıyor. Bir takım belgeler var ikilerinde. Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği. Kurucular beyanı. Bu yeni bir kavram bizler için. Önemli. Kurucular beyanını, yani irade beyanını mutlaka açıklaması gerekiyor. Tıpkı anonim şirketlerde olduğu gibi. Yerleşim yerleri göstererek şirketi temsil ettiği kişiler ve denetçi seçimini gösteren belge. Şayet denetçi seçimi yapılacaksa. Ve dilekçede de şunlar var. Bütün ortakların adları, soyadları, ünvanları, yerleşim yerleri, vatandaş numaraları, her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar. İster ortak, ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin isimleri, ünvanları, şirketin ne surette temsil edileceği burada dilekçede yer alıyor. Şirket sözleşme değişikliklerine baktığımızda, burada da tıpkı şirketlere benzer olarak işte sermaye arttırılması, sözleşme değişikliği azaltılmasına ilişkin eski yasadaki hükümler korunmuş. Sadece rüçhan hakları ile ilgili eski yasada var ama açıklık yoktu. 602 sayılı yasada bu az yani açıklanarak daha net bir şekle getirildi. Sınırlandırma yapılabiliyor. İşte kaldırılabileceği ya da hangi durumlarda haklı sebep olarak kabul edileceği madde 591'de düzenlenmiş. Hal geçişlerine baktığımızda esas sermaye paylarının devrinde ya da devir borcunda olan işlemler yazılı şekilde yapılacak. Ve yine noterde imzalanarak onanacak. Devir sözleşmelerinde sadece limited şirketlere özgü biliyorsunuz. Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri. Bu da yeni yasayla gelen bir kavram. Rekabet yasa ağırlaştırılmış ya da tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise bu husus önerilmeye muhatap olma, ön alım, geri alım, alım hakları ile sözleşme cezası ilişkin koşullarda belirtiliyor. Madde 595'e göre. Eğer şirket sözleşmesinde aksini öngörmediyseniz bu esas sermaye paylarında ortaklar genel kurulun onayını arıyor. Devir bu onayla geçerli hale geliyor. Sözleşmede başka türlü düzenlenmemişse ortaklar genel kurulu sebep göstermeden onayı reddedebiliyor. Bu da istisnadır. Yani bir takım ayrıcalıklar yeni yasayla konulmuş. Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabiliyor. Yani siz şirket sözleşmesinde ne yapabiliyorsunuz? Sermaye payları devrine hüküm olarak koyabiliyorsunuz. Devir yasaklanmış ya da genel kurul onay vermeye reddetmişse de ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalıyor. Yani burada kişilere özgürlük tanıma ya da ortak bile olsa belirli koşullarda ne yapabiliyor? Ortaklıktan çıkma hakkı olabiliyor. Yine sözleşmede ek ödeme ya da yeni edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde devralından ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen teminat verilmemişse diyor, genel kurul şirket sözleşmesi hüküm bulunmasa bile onayı reddedebilir diyor. Ve 3 ay içinde, başvurudan sonra 3 ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılıyor. Yani burada süreyi koymakla aslında şirketi bir anlamda koruyor. Esas sermaye paylarının geçişine baktığımızda özellikle eşler arasındaki bu mal rejimi ilişkin hükümler ya da icra yoluyla geçilmesi durumlarında tüm haklar ve borçlar genel kurulun onayı olmaksızın esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçiyor. Eşiniz Allah geceler versin öldü. Onun payları genel kurul onayına gerek kalmadan ne yapıyorsunuz? İktisap ediyorsunuz. İktisaptan 3 ay içinde, yani öğrendikten sonra 3 ay içinde esas sermaye payının geçtiği kişi onaylamaya ne yapabiliyor? Reddedebiliyor. İtiraz böyle bir şey var. Yani hukukta Türk'te birebir redde miras. O yolla ne yapabiliyor? Reddedebiliyor. Bunun için şirketin
ayları kendi ya da orta ayda kendi sınıfına göre üçüncü kişi hesabına gerçekler üzerinden devralmayı payın geçtiği kişiye önermesi şart geliyor. Peki gerçek pay değeri nasıl belirleniyor? Bu da madde 597'de açıklanmış. Gerçek değerinin öngörüldüğü durumda bir esas sermaye payının bedeli olarak sözleşmede. Taraflar anlaşamamışlarsa bu değer taraflardan birinin istemi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asya Ticaret Mahkemesi yoluyla belirleniyor. Evet, pay geçişi yapıldı. Tescil işlemi nasıl gerçekleşecek arkadaşlar? 30 gün içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer gerçekleşme olmuyorsa ortak ne yapıyor? Gidip sicile başvuru yapabiliyor. Ve süre tanınıyor şirkete. İyi niyetli kişinin de bu yolla güveni korunabiliyor. İntifa ve rehin hakkı dediğimiz olayda madde 600'de açıklanmış. Eğer pay üzerinde intifa hakkı kurulmasına payın geçişine ilişkin hükümler uygulanıyorsa buradaki koşul esas sözleşmede hüküm yer alması ve pay üzerinde rehin hakkı kurulmasında genel kurulunda onayı aranabiliyor diğer koşulda. Hissesini devretti. Şirketten ayrılmak istiyor ortak. Bu durumda hisse devri kararına katılacak ve genel kurulda kararını imzalattıracak. İmzalanması gerekiyor. Hissesini devretip şirketten ayrılan ortak müdür hissediyor. Görevi devam etmeyeceği de kararını mutlaka belirtilmeli. Bu karar hisse devri sözleşmesinden sonra alınacak. Eğer yeni ortak varsa bu kararda ortağın mutlaka nesi bulunacak? Standart bildiğimiz şeyler. İşte ortağın yeni ortağın adı soyadı, yerleşim yeri, vatandaş numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da TC kimlik numarası, yabancı uyrukluysa da vergi numarası yabancı veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmesi gerekiyor. Noter onaylı pasaport sureti de olabiliyor. İkamet testeresi de eklenmesi gerekiyor. Tüzel kişilik varsa mutlaka ne olacak? Tüzel kişinin güncel sicil kayıtları içeren belge de sunulacak. Geçiyorum. İmiteş şirket hisse devri kararlarında sermayenin kısmen ya tamamen ödendiğini beyan edilmesi zorunlu değil. Bazen bu yapılıyor, ardından da bununla ilgili rapor istemiyor. Demek ki bunu koymayabiliriz. Bu eski bir alışkanlık konulduğu için. Değil mi hocam? Bu uygulamada genelde öyle olmuyor. Yani bu karar konulduğu zaman ardından ne aranıyor? Bir sebebi de yarama raporu aranıyor. Bunu koymayabiliyoruz. Müdür seçimi varsa ise devrinde müdür ataması başvuru istenen belgelerde yine tescil aşamasında ne yapılıyor? Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekiyor. Kar payı hakkı aslında TTK'nın konusu gibi görülüyor ama geçen hafta yaptığımız kar dağıtım eğitiminde bunu detaylı olarak biz aldık. Arkadaşım sundu, örneğini de koyduk. Ama şirketlerde hocamız da anlattı. Çok kısaca yine bir bahsedelim isterseniz. Tabii dediğimiz gibi yani bu borçlanma yasağı denildiği için bir şekilde yumuşatıldığından çok elemi kalmadı. İlk haline kalmış olsaydı kar payı avansı gerçekten hepimizi çok ilgilendirecekti. Ama şu an biraz uzağımızda. Ama gene de bilmemizde fayda var. Özellikle şirket plancılarına baktığımızda ortaklar cari hesabı hepimizin değil mi? Bir yerde karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Kar payı ne zaman ayrılır? İşte nelerden ayrılır daha doğrusu? Sadece dönem karından ve yani net dönem karından ve yedek akçelere bakıyorsunuz. Yedek akçeler topluyorsunuz. Bunların üzerinden benim hesaplama şey var. Onun üzerinden kar payı avansını alıyorsunuz. Burada kanun ya da şirket sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanun yedek akçelerle şirket sözleşmesi öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebiliyor. Aksi öngörülmedikçe kar payı esas sermaye payının itibar değerine göre hesaplanıyor. Ama limite şirketlerde ne var dedik? Ek ödeme yükümlülüğü. Eğer yani sözleşmede bu varsa bu yolda rakım ödemeler yapılıyorsa bunları da ne yapıyoruz? Kar payının hesabında mutlaka toplama dahil ediyoruz. Şirket Genel Kurulu'da kan
anlıyoruz, şirket sözleşmesinde öngörülmeyen ya da öngörülen aşağı tutarlarda yedek hapçının ayrılmasına şu şekilde ancak karar verebiliyor. Zararların karşılanması eğer hedeflendiyse ya da şirketin gelişimi için yatırım yapılması ihtiyaç ortadaysa ve bu ciddi anlamda açıklanabiliyorsa yani ortaklar tarafından böyle menfaati böyle bir yedek hapçı mesela haklı gösteriyorsa bunu ne yapıyoruz? Bu anlamda karar verebiliyoruz. Bu kadar aldık yarpa ile ilgili fazla da zaten şey yapmadık. Limite şirketlerde organlardan bir tanesi biliyorsunuz genel kurul. Genel kurul birisi de şirketi temsil eden yetkili olan kişiler. Genel kurullarla ilgili bir takım devredilemez yetkiler var. Bu ana sözleşme dışında olup da zorunlu olarak sadece bu genel kurulun ötesinde olan maddeler. Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi devredilemez yetkisi genel kurulun. Müdürlerin atanmaları, görevden alınmaları yine aynı şekilde. Topluluk denetçisi ile denetçinin atanmaları, görevden alınmaları. Finansal tabloları, yılın topluluk yılın finansal tabloları, yıllık faaliyet raporlarının onaylanması. Yine yıl sonu faaliyet tablolarının ya da yıllık faaliyet raporu onaylanması, kar payı hakkında karar verilmesi, kazanç paylarının, kar payı hissedarlara verilen, kazanç payları da ne bileyim, çalışanınıza da kazanç payı verebilirsiniz. Kardan bir belli bir oranda ana sözleşmede değil mi? Bir öngörüde bulunabilirsiniz. Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ya da ibralarından, esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanmasından ya da bir ortak şirketten çıkaracaksanız mahkemeden istemde bulunulmasından, müdürün şirketin kendi paylarının iktisabı konusunda yetkilendirilmesi ya da böyle bir iktisabın onaylanması yine genel kurulun vazgeçilmez yetkileri arasında. Şirket feshedilecekse bu da yine genel kurulun görevi. Genel kurulun kanun ya da şirket sözleşmesi yetkilendirir ya da müdürlerin genel kuruluna sunduğu konularda karar verilmesi. Buradaki maddeler şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde ancak genel kurulun devredilemez yetkiler arasında yer alıyor. Şirket sözleşmesi verir genel kurul onayın arandığı hallerine müdürlerin faaliyetlerin onaylanması. Önerilmeye muhatap olma, ön alım, geri alım, alım haklarının kullanılması hakkında karar verilmesi. Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onay verilmesi. Yan edinim yükümlülükleri. İç yönerge çıkarılması. Yine şirket sözleşmesinin ortakların onayı yeterli göstermesi halinde müdürlerin ortakları şirkete karşı bağlılık yükümlülükleri. Rekabet yasağı. Değil mi? Bu tarz yasaklar koyabilirsiniz. Şirket müdürü için diyebilirsiniz ki aynı sektörde şirketin ayrılsa bile atıyorum. İşte 5 sene bu sektörde faaliyet gösteremez. Rekabet yasağı ya da çalışırken bir takım şeylerden men etmek adına bunları ne yapabilirsin? Çünkü şirket müdürü dediğiniz şey yetki verdiğiniz anda değil mi? Her şeyi yapabilecek durumda olan kişi. Bu tarz rekabet yasakları koyabilirsiniz. Şirket sözleşmesine görülen sebeplerden şirketten çıkarılması, tek ortak nitelikte şirketlerde bu ortak için genel kurulun tüm yetkilerine sahip olması, tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararına geçerli kazanım içinde yazılı olma şartı, bunu zaten hocamız da söyledi. Tek kişi olan şirketlerde, limite şirketlerde ancak yazılı karar olması halinde sonuç alabiliyorsunuz. Yazılı olmayan bir şey yeri olmuyor. Evet, şirket genel kurullarının yaparken genel kuruluna çağrıyı ne şekilde yapacağız? Kim çağırıyor? Genel kurulu müdürler tarafından toplantıya çağrılıyor. Olan genel kurul toplantılarında ne zaman süre? Bunu artık biliyoruz değil mi? Limite şirketlerde yoktu, ama şirketlerde bu husustan önemliydi. Hesap dönemi bitti, ertesi hesap döneminde ilk 3 ay içinde ne olması lazım? 31 Mart'a kadar genel kurulları yapmak durumundayız. Ama olağanüstü genel kurullara çağrıyı da yapabiliyoruz demek her koşulda gerektikçe. Genel kurul toplantı gününden en az 15 gün önce toplantıya çağırma koşulu var. Yani 15 gün içinde mutlaka müdürler ne yapacak? Toplantıya çağıracaklar ortakları.
Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir ya da 10 güne kadar da kısaltabiliyormuş. Toplantıya çağrı, azgın çağrı, öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurum, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma olan alım şirketlere ilişkin hükümler, bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar açık kıyas yoluyla uygulanabiliyor. Yine burada da alım şirketleri atıfta bulunuyor. Ve her ortak ne yapabiliyor? Genel kurulda ortak olan ya da olmayan bir kişi aracılığıyla temsil yetkisine sahip, yani temsil yapabiliyor. Herhangi bir ortak sözlü görüşme sisteminde bulunmadıkça genel kurul kararları ortaklardan birinin gündem maddesi diye bir önerisine diğer ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle de verebiliyor. Aynı önerinde tüm ortaklar odaya sunması kararı geçer için şartı konuluyor. Peki oy hakları, bunu biraz tekrar gibi olmuş ama zaten söyledik. İşte neye göre hesaplanıyor? İtibari değere göre hesaplanıyor. Şirket sözleşmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemişse her 25 Türk lirası için bir oy hakkı veriliyor. Yani 25 ve onun nesiyle katlarıydı. Bununla ilgili bir oy hakkı verilebiliyor. Ancak şirket sözleşmesiyle birden fazla paya sahip ortakların oy hakları ne yapılabiliyor arkadaşlar? Sınırlandırabiliyorsunuz. En az bir oy hakkına haiz ortak. En az bir oy, yani bir ya da birden fazla oy hakkına sahip olabiliyor. Şirket sözleşmesinde açıkça düzenlenmişse yazılı oyda verilebiliyor. Şirket sözleşmesinde ne yapabiliyoruz? Oy hakkını itibari değerden bağımsız olarak her esas sermaye payına bir oy hakkı olacak şekilde de belirleyebiliyoruz. Ama bu halde diyor, şöyle bir istisnası var. Esas sermaye payının itibari değeri diğer esas sermaye payların itibari değerleri toplamının onda birinden az olamaz. Burada da azınlık haklarını koruyan bir şey var. Yani bu orana da dikkat etmemiz gerekiyor. Oy hakkının esas sermaye paylarının sayısına göre belirlenmesine ilişkin şirket sözleşmesi hükmü hangi koşullarda uygulanmıyor? Bir, denetçilerin seçiminde. İkincisi, şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçiminde bazen ne yapabiliyor? İhtiyaç görüldüğünde özel denetçi de seçilebiliyor. Sorumluluk davası açılması hakkında karar verilmesi durumlarında. Madde 619'da Türkçe Akkan'da baktığınızda oy hakkından yoksun olmanın koşulları var. Herhangi bir şekilde eğer şirket yönetimine katılmışsanız müdürle ibralarla ilişkin kararlarda oy kullanamıyorsunuz. Şirket kendi esas sermaye payı hesabına ilişkin kararlarda esas sermaye payını devreden ortak oy kullanamıyor. Devir varsa devreden ortak oy kullanamıyor. Ortağın bağlılık hükmüne ya da rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunmasına aynen kararlarda ilgili ortak, tabii kendisi bir takım yanlışlarda olduğu için oy kullanma hakkı yok. Karar almalara baktığınızda iki maddede geçiyor. 620 ve 621'de. Nisaplar burada konu içinde geçiyor. Tam bu şekilde değil. Olan genel kurulda temsil edilen oyla salt çoğunluğuyla karar alınıyor. Hocamız bunu çok güzel anlattı. Tekrara girmeyeceğim. Bu yeter sayı temsil edilen oyların en az 3'te 2'sini ve oy hakkı bulunan esas sermaye tamamı salt çoğunluğu bir arada bulunması şeklinde. Yani iki koşul bir arada. Bir tanesi temsil edilen oyların en az 3'te 2'si, diğeri de oy hakkı bulunan esas sermaye tamamının salt çoğunluğu, yani %50'sinden fazla olacak. İki koşul bir arada olduğu takdirde önemli konularda yeter sayı nisabı bu şekilde geçiyor karşımıza. Önemli konular dedik. Önemli konular nelerdir? Değil mi? Bu da şimdi hemen aklımıza geliyor. Neymiş mesela? Şirketin işletme konusunu değiştirilmesi. Nedir bu? Şirket için gerçekten önemli bir şey. İştigal konusunu değiştiriyorsunuz. Farklı bir alana kayacaksınız. Oyda imtiyaz esas sermaye paylarının öngörülmesi durumlarından. Değil mi? İmtiyaz sağlayacaksanız bu da önemli bir karar. Esas sermaye paylarının değeri sınırlandırmasını belki istiyorsunuz. Ya da yasaklamalar getirmek istiyorsunuz. Ya da bir şekilde kolaylaştırmak istiyorsunuz. İşte bu durumda da önemli kararlar olarak az önce belirttiğimiz karar hesaplarından yol çıkmamız lazım. Sermayeyi arttıracaksınız ya da rüçhan haklarını sınırlandıracaksınız ya da kaldıracaksınız. Şirketin merkezi değişecek. Bu da önemli bir karar.
Müdürlerin, ortakların, bağlılık hükümlüğe ve rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına yine genel kurul tarafından onay verilmesi durumlarında. Bir ortağınız var, haklı sebep göstererek ne yapacaksınız? Şirketten çıkarılması için. Diğer ticaret kanunu bu konuda biraz daha şey yapmış. Yani işletmeler sürekliliği burada öngörüyor. Yani azınlık payında bir atıyorum %10 altında ya da %10 olan bir ortağın bazen ne yapılabiliyor? Gerçekten kötü niyetle hareket edip işletme faaliyetlerini bir şekilde engelleyebiliyor. İşte bununla ilgili olarak ne yapılabiliyor? Bu azınlık haklarına ilişkin kararlar alabiliyorsunuz. Şirketin fesle yine önemli bir karar. Evet, önemli maddeler bunlar. Bir başka konumuz yönetim ve temsil. Yine bu da limited şirketlerde baktığınızda bir başka organ. Kimden, şirket kim tarafından nasıl temsil edecek? Önemli bir konu değil mi? Eski yasayla farkına baktığınızda özden organ ilkesi kaldırılmış deniyor. Bunu her yerde görebiliyoruz. Özden organ nedir? Şirketin kendi içinden nesidir mesela? Ortağıdır değil mi? Demek ki şirket ortağı dışında ya da şirketle bir derece muhatap olan kişilerin dışında ne yapılabiliyor? Sözleşme ile yönetim ya da temsil müdür sıfatını taşıyan bir ya da birden fazla ortağı veya tüm ortaklara bırakılabiliyor. En az bir ortağın da yönetim temsil hakkı bulunması gerekiyor. Tıpkı olan şirketlerde olduğu gibi. Ve tüzel kişiliklerde müdür olarak atanabiliyor. Nasıl atanıyor? Tüzel kişilikler bir gerçek kişi tarafından temsil edilme şekliyle oluyor. Eğer birden fazla müdür varsa ne oluyor arkadaşlar? Bu birden fazla müdür olması durumunda da evet, bir müdürler başkanı atanıyor. Burada üstün oy hakkı var. Yani birden fazla müdür olup da bir müdür seçtiğiniz zaman eğer eşitlik durumunda o müdürün oy hakkı o eşitliği bozuyor. Yani artı değer katıyor. Birden fazla müdür olması halinde çoğunlukla karar alınıyor ve eşitlik halinde başkanın oyu üstün oy sayılıyor. Sözleşmeleriyle de bir değişiklik düzenleme getirilebiliyor. Aslında tüm şirketlerin ne yapmamız lazım bu anlamda muhatap olduğumuz? Belki de tek tek bilemiyorum şirketin büyüklüğüne göre bu konularda uyarı yapmak gerekiyor. Görev ve yetkiler 625'te sayılmış. Belli kararlar, sorunlar, genel kanuna sunma zorunluluğu getirilebiliyor. Ama bu durum müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Şirket müdürü olmak en iyi, hem bu anlamda da gerçekten ülkenin sorumluluklarında çok büyük bir ağır yani getireceği hukuki sonuçlara baktığınızda bir sorumluluk getiriyor. Müdürü seçtiniz. Bu müdürlerle ilgili özen ve bağlılık ya da rekabet etme hükümü 626'da düzenlenmiş. Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına neler giriyor? İşte yetkilerin sınırlandırılması, imza yetkili olanların belirlenmesi, imza şekliyle bunların tescili ve ilanın kanunun 10 şirketle ilişkin hükümlerine kıyasen uygulanıyor. Sözleşmelerin yapılması sırasında şirket tek ortak tarafından ister temsil etsin, ister edilmesin. Tek ortaklı limited şirketlerde bu ortak ne yapıyor? Sözleşmenin geçerli olması, az önce de bahsettik, yazılı olma şartına bağlanıyor. Bu zorunlukta piyasa şartlarına diyor, günlük önemsiz sıradan işlemleri sözleşmelere uygulanmaz diyor. Böyle bir istisnai durum getirmiş. Yani her şeye de yazılı olma tabii çok zor uygulamada baktığınızda. Genel kurul ne yapabiliyor? Müdürü ya da müdürleri görevden alabiliyor. Ya da yönetim haklarını, temsil yetkilerini sınırlandırabiliyor. Her ortak eğer haklı sebep varsa yöneticilerin yönetim hakkını, temsil yetkisinin kaldırılması, sınırlandırılması mahkemeden isteyebiliyor. Buradaki yine özel durum işte yani azınlık haklarını da koruyan bir şey. Ne yapabiliyorsunuz? Küçük paya da sahip olsanız bu tarz bir sınırlandırma için mahkemeye başvurabiliyorsunuz. Esas sermaye kaybında ya da borcu batıklık durumunda da iflasın bildirilmesi ile ertelenmesinde de yine aynı şekilde ana şirketlere atıfta bulunuyor. Tek kişi müdürlüğe tüzel
seçilmesi halinde tüzel kişinin de gerçek kişiyle yerlemesine dair kararı ne yapıyorsunuz? Noter onaylı suretine ilgili müdürlüğe vererek müracaatınızı yapıyorsunuz. Eğer ortak dışından bir müdür varsa bu müdürün bu görevi kabul ettiğine dair bir belgeyi mutlaka sunmanız gerekiyor. Yabancı uyruklu müdür varsa, ortaklar dışında tüzel kişi müdürü yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtları içeren belgenin ibraz edilmesi mutlaka gerekiyor. İşte oradaki konsolosluk ve yine Dışişleri Bakanlığı tarafından sözleşme günü onaylanmış, noterden onaylı Türkçe çevirisinde yaptırılmış olması gerekiyor. Tüzel kişi müdürümüz için temsiline etkili olması halinde görev dağılımı ile temsil ya da izan kararlarında görev ya da tüzel kişi müdüre verilmesi gerekiyor. Birden fazla müdürün bulunması halinde de bunlardan biri müdürler kurulu başkanı olarak atanıyor. Bunu zaten söylenmişti. Müdürün tüzel kişi olması halinde imza beyanında bahsettiğimiz gibi o tüzel kişi adına seçilmiş olan gerçek kişinin imza beyanı gerekiyor. Ve bunu asıl şirket ünvanında da belirtilmesi gerekiyor. Ve temsilcisi de ne yapıyor? Şirket ünvanı altında bu düzenlemeye gitmesi gerekiyor. Bir örneğimiz var burada. İşte Delta Turizm Seyahat Ticaret Limited Şirketi. Buraya müdür olarak atanan Planet Turizm Sağlık Alı, yani bir tüzel kişilik, bir başka tüzel kişilik ne yapıyor arkadaşlar? Şirket müdürü olarak atanıyor. Burada atanacak olan şirketin ünvan altında, bakın, gerçek kişinin adı soyadı ve imzası olması koşuluyla ne yapabiliyor? Düzenleme yapılabiliyor. Sermaye artırımlarına baktığınızda inanın şirketlerden çok farklı bir şey yok. Yine nakdi kısmı tamamen ödenmesi gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa sermaye artırımına giremiyorsunuz. Müdürler Kurulu sermaye dağıtımı ve sermaye artırımı seçkin şirket sözleşmesi değişiklik taslağını hazırlıyor. Genel kurulu karara bağlıyor. Azaltılması noktasında yine hocamızın söylediği gibi eğer şirket alacakların hakları tamamen karşılanmayacak durumdaysa bu YMV ya da SMM raporu, faaliyet belgesi ya da denetime tabi şirket ise denetçinin bu tespitle ilişkili raporu da müdürlüğe ibraz edilmesi gerekiyor. Zarar varsa bu zararı kapatmak anlamında bu açıkları kapatacak oranda şirket sözleşmesine öngörülen ek ödenim yükümlülükleri de dikkate alınıyor. Bunların tamamen ödendiğine dair belgenin de mutlaka ibrazı gerekiyor. Şirket müdürlerince alacakları çağırmaktan ya da işte bunların hakları ödenmesinden, tevdat altına alınmasından vazgeçilirse buna ilişkin müdürler kurulu kararı da müdürlüğe ibraz edilmişse alacakları çağrı ilanı, alacakların ödendiği ya da tevdat altına alındığı gösteren belge aranmıyor. Burada yine sermaye azaltılması ile ilgili özellikle sermaye raporlarının hazırlandığı bir çalışmamız da olmuştu. Buraya yine web adresini şeyini koydum. Hani kolayca ulaşabilirsiniz diye. Bazen çünkü atlayabiliyoruz hani iş yoğunluğundan. Aslında aradığımızda her şey hazır belki de yani tekrar şey yaratmak yerine. Çünkü sicilde zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Mesela bu raporu hazırlarken bayağı bir sicile gittim geldim. Bazı yerlerini kabul etmiyorlar. Ama tabii onların da bu çok işine geldi. Yani birlikte bir ortak çalışma gibi olmuştu. Çünkü onlar da sıkıntı duyuyorlar. Hani her gelen şeyi geri gönderip tekrar gelmesi. En azından bundan faydalanırsanız geri dönüşler o anlamda azalabilir. Evet, azaltım ve artırma eş zamanlı olarak yapılabilmesi. Bunu çok fazla girmeyeceğim. Mahir Hocam çok güzel anlattı. Bu işlemi yaparken eş zamanlı olarak aynı miktarda yapılan sermaye artırımda artırılan sermaye tamamen ödendiğine bakıyorsunuz. Daha yüksek bir sermaye artırımı olması halinde de aşan kısmın blokajı. Onun altında ise tamamı aşan kısım kadarlık yerde 1/4'ün ödenene dair Makbul Banka mektubu aranıyor. Yine burada hazırlayacağımız rapor var. Dediğim gibi bu rapor örneği yine web sayfasında mevcut. Öz varlık tespitine ilişkin. Sermaye azaltıyorsunuz ama bu sermaye azaltımına ilişkin sebepler, neden sermaye azaltına ihtiyaç duyuluyor ve ne şekilde yapılacak? Bunları da müdürler kurulunca hazırlanmış, genel kurul tarafından onaylanmış haliyle rapor şeklinde müdürlüğe ibraz ediliyor.
Bununla ilgili rapor örneği ilgili web sayfasında yer alıyor. Evet arkadaşlar, tasfiye son şeyle elin teşekkürler için geçerli. İşte tasfiye memuru kim olmalı? İşte Türk vatandaşı olmalı. Yerleşim yeri de Türkiye'de olması koşulu var. Ama şirketlerde olduğu gibi. Yani birden fazla varsa en az birinin, bir tane varsa bir tanesinin bu haliyle Türk vatandaşı olması gerekiyor. Alacaklara çağrı yapılması lazım. Üçüncü kere, bunu zaten biliyoruz. Üçüncü davetten sonra bir yıl sonra toplanabiliyor. Tescilli şube var ise sicil kaydının terkinden önce ya da en geç terkin başvurusu ile şubelerine ne yapıyor? Terkin başvurusunda yapılması gerekiyor. Tasfiyeden dönülebilmesi için ne yapabiliyoruz? Vazgeçebiliyoruz da. Şirket mal varlığını ortaklar arasında dağıtımda henüz başlanmadığına dair tasfiye memuru tarafından hazırlanan rapor sunulması da gerekiyor. Evet, limited şirketler kısaca böyle. Çok da fazla girmedik ama hızlandırmış tasfiyeyi de hızlı bir şekilde isterseniz geçelim. Saat şu an şey yok ama saatin 4 oldu mu? 4.5 5'e 20 var. Evet. Biraz süre anlamında zorlanacağız ama neyse. 5'ten sonra biraz kalabiliriz. Yani sorun var mı? Hızlandırılmış tasfiye konusu 635 7. maddede getirildi. Orada detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ve bununla ilgili bir düzenleme de yapıldı Gümrük Ticaret Bakanlığı'nda. Ne yaptı? Bir yönetmelik yayınladı. Tebliğ yayınladı. Tebliğ tarihi de 30 Aralık 2012. Resmi gazete tarihi. Buradaki amaçlanan nedir? İşte belli tarihler öngörüldü. O tarihler kapsamında ne yapıyorsunuz? Şirketler daha kolay, daha çabuk bir şekilde o tasfiye sürecine girmeden ne yapabilecek? Tasfiyesi sonuçlanabilecek. Burada şunu söylüyor. Yürürlük tarihine bakacaksınız Ticaret Kanunu. 1 Temmuz 2012 işte. Buradan itibaren 2 yıl içinde yazılı önce bir tespit var. Yani bizim dışımızda tespit var. Eğer bu tespitler yapılıp da gayri faal ya da adresin birazdan koşullarına bakacağız. O koşullar yerine getiriliyorsa bu durumda ne yapabiliyorsunuz? Hızlı tasfiyeden faydalanabiliyorsunuz. Burada kimler faydalanıyor? Anonim ve limited şirketlerle kooperatifler. Ticaret içinden silinme işlemleri söz konusu. Tebliğ amacına baktığınızda müfessi olması ya da sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş. Değil mi? Müfessi durumda olan pek çok şirket var. Gayri faal diyoruz. Sermayesini yitirmiş, işte o 5000'lik sınırın altında kalmış. Tamamen bomboş için baktığınızda ama bir türlü tasfiye süreci tamamlanmamış. İşte bunlara ne diyor? İlgili kanunlardaki tasfiye usulleri uyulmaksızın diyor, tasfiyelerine, ticaretçi kayıtlarının silinmesine ilgili hususlar belirlenmiştir diyor. Şurada tarihleri yazmışım zaten. Yeni Ticaret Kanunu yürürlük tarihinde var 2 yıl içinde, yani 1 Temmuz 2014 tarihine kadar bütün o anonim limited ve kooperatifleri kapsıyor. Şöyle kolay olsun diye bir tablo hazırladım. Anlama açısından da görüntü olarak. Birinci koşul 98 tarihine kadar 5000 liraya çıkarmayan, yani 31 Aralık 1998 tarihine kadar sermayelerin 5000 liraya çıkarmayan o şirketleriyle 500 liraya çıkarmayan limited şirketler. İkinci koşul 1 Temmuz 2012 tarihinden önce müfessi olan ya da sayılan onun ya da limited şirketler. Üçüncüsü kooperatifler kanun hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler. Ve genel kurul koşulu var dördüncüde. İşte ne diyor? Ne sebeple olursa olsun son 5 yıl içinde genel kurullarını yapmamış olan şirketler bunlar da bundan faydalanabilecekler. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile adreslerinde ya da durum tespitleri yapıldığında yerinde bulunamayan odadaki işte üyelikleri askıya alınan oda yönetim kurulu kararı takip edilen yılbaşı itibaren 2 yıl sonunda oda kaydı silinerek sicil kaydı silinmek üzere müdürlüklere bildirilen şirketler ve kooperatifler bu koşullar içinde hızlandırılmış tasfiyeden faydalanabilecek. Resen de yapılabilir bu işlem ya da herhangi bir kişi ya da kuruluşta ne yapabilir? Kendiniz, işte ben bu koşulda uyuyorum diyerek
seyahatçilik kartınızın silinmesini isteyebilirsiniz. Yine 1 Temmuz 2014 aile kadar müfessiz sayılacak olan şirketler, kooperatifler, genel kişi ya da kurum, kuruluş tarafından kanıtlar yapılacak başvuru tebliğ hükümlerine göre değerlendirilecek. Aşamalarına baktığınızda, kısaca hemen şöyle çabuk geçmek istiyorum ama, resen müdürlükçe size, cihaz müdürlükçe resen bildirim yapıldı. Bu tespit üzerine şirket ya da kooperatifler, cihaz kayıtlarına, son adresleri ve sicil kayıtlarına göre şirket ya da kooperatif temsil nizamı yetkilenen kişilere ihtar gönderecekler. Belki gelenler vardır içimizde, bilemiyorum. Gönderilen ihtarlar ilan edilmek üzere müdürlükler tarafından Türkiye Ticaret Gazetesi müdürlüğüne aynı gün gönderilebilir. Yani sicil kayıtlarına baktığınızda bu durumu aslında görebiliyorsunuz. Sicil gazetesinde yapılan ilan ile ilgili odanın internet sitesinde yayınlanıyor. Odanın internet sitesini bulunmaması durumunda da TOB'un internet sitesinde yayınlanıyor. İhtarlarda şirket ya da kooperatifin davalı ya da davacı vasıtasıyla devam eden davaların bulunmadığını yazılı şekilde beyan etmesi de isteniyor. Sermaye arttırmayan müfessiz şirketler ne yapacaklar? Sicil müdürlüğünce yapılan ihtarda tebliğ tarihine 2 ay içinde tasfiye memurunu bildirecekler. Aksi takdirde ticaret sicil kayıtlarından ünvanı silineceği, şirkete ait mal varlığının ünvanla ilişkin kardeşinin tarihine 10 yıl süreyle, önemli, hazineye intikal edeceği ve bunu kesin olarak olduğu açıkça yazılacak. Yani 10 yıllık süre sonunda bu mal varlığının hazineye devre konusu belirtilecek. İhtar yapıldı. 2 ay içinde müfessi olma sebepleri gösterecek, açıklanacak. Ve bunların ortadan kaldırılıp işlemleri yapılıp ispat edici belgelerin müdürlüğe verilmesi gerekiyor. Tasfiye memurunun müdürlüğe bildirmesi gerektiği, bildirimde bulunmamız halinde ise bu sürenin sonunda ticaretçi kayıtlarının ünvanı silineceği, işte az önceki koşullar açıkça yazılıyor. İlanda şirketin ve kooperatifin alacakları kanıtları emekli ilan kaynaklarının 2 ay içinde tasfiye memurlarına bildirmeye davet ediliyor. Bu borç alacak listelerinin belgeleriyle birlikte ilan tarihinden 1 ay içinde anonim şirketi ve kooperatif yönetim kurulu birkaç üyesi, denetçiler, ünite şirketlerde müdür ya da müdürler tarafından ilgili tasfiye memuruna verilmesi ihtar ediliyor. Eğer cevap gelmiyorsa müdürlük bu ihtara karşılık 2 ay içinde cevap vermeyen ya da tasfiye memurunu bildirmeyen ya da durumunu kanun uygun hale getirmeyen, faaliyette bulunduğu adres ya da kanıtları birlikte bildirmeyen şirket ve kooperatifin ünvanını ticaret sicilinden resen siliyor. Resen silinen şirketlerde ya da kooperatifler sicil gazetesinde ya da ilgili odanın ya da toplum internet sitesinde ilan ediliyor. Ticaret sicilinden silecek şirket ya da kooperatifin borçları da ünvanların silinmesine engel teşkil etmiyor. Tasfiye memuru ne yapabiliyor? Şirketin ya da kooperatifin ortaklarından herhangi birini ticaret içine kayıt en son yetkililerde bunları bilecek üçüncü şahıslara bildirebiliyorlar. Tasfiye memuru başka ortak ya da yönetici tarafından bildirip ortak ya da yöneticileriyle üçüncü şahısları bu görevi kabul ettikleri için yazılı beyanda da bu bildirime ekliyor. Üçüncü şahısların tasfiye memuru olarak teşvik edilebilmeleri ortakların ya da yöneticilerin hiçbirini tasfiye memuru olarak bildirilmemiş olmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Tasfiye memuru ne yapıyor? İki aylık sürenin sonunda alacakları bildirimde buluyorsun, çağrı yapıyorsun. O sürenin sonunda şirketin ya da işte kooperatifin durumunu gösteren bir bilanço hazırlıyor. Bu bilançoya göre de kooperatif ya da şirketin varlığının borçlarından fazla olması halinde tasfiye memuru tasfiyeyi 6 ay içinde sonuçlandırıyor. 6 ay aşmamak üzere de tasfiye memuru müracaatı halinde bakanlığa bir defa mahsus olmak üzere bu süre uzatılabiliyor. Eğer bilançoya göre şirketin ya da kooperatifin borçlarının varlığından fazla olması halinde tasfiye memuru ne yapıyor? Derhal alacakları bildirim yapıyor. Şirket ve o kooperatifin iflasına karar vermesi için mahkemeye başvuruda bulunmasını istiyor. Bu
bildirim itibar 3 içinde de şirketi ve kooperatif iflas için mahkeme müracaat edildiğinin tasfiye memuru bildirimi misali şirketi ve kooperatif ticaret için kaydını silinecek yine iptal oluyor. Biraz tekrar buraya geçiyorum. Süreler var. Tasfiye memuru şunu tespitte bulunması gerekiyor. Genel kurulun kanun öngördüğü asgari süre ya da şartlar uygun olarak toplantıya çağırmış olmasına rağmen iki defa üst üste hazırlanamadığını eğer bunu belgeleyebiliyorsa kesin bilançoyla şirket ya da kooperatif davalı davacı sıfatıyla devam eden davaların bulunmadığı ilişkin yazılı beyanı müdürlüğe vermesi gerekiyor. Müdürlükler ne yapıyorlar? Bu başvuru üzerine bu belgelerle kendi kayıtları üzerinden gerekli inceleme yapıldıktan sonra eğer öngörülen şartlar varsa bu kayıtlar silinebiliyor ve sicil gazetesi için ticaret sicilinde de yayınlanıyor. Borçların olması ünvanların silinmesine engel teşkil etmiyor ama ticaret sicilinden silinen anonim şirketlerde kooperatifler kanuni temsilcileriyle teşkilat ortakları ne oluyor? Bütün o borçlardan, sorumluluklardan kaçamıyorlar değil mi? Bu sefer bir başka yasa devreye giriyor. Anga alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun 683 devreye giriyor. Bu madde kapsamında da tescil ve kayıt işlemleriyle her türlü harçtan bakımlar istisna önemli. Türkiye Ticaret Gazetesi yayınlanacak olan ilanlardan ücret alınmıyor. Maliyetler olabildiğince azalıyor. Yine bu madde gelince tasfiye edilmeksizin ünvan silinen şirket ya da kooperatifin ortaya çıkabilecek mal varlığı ünvanla ilişkin kaydesini tarih ediyor. 10 yıl sonra hazine intikal ediyor. Ve hazine bu şirket ya da kooperatifin borçlarından sorumlu tutulamıyor. Geçiyorum. Evet arkadaşlar, birleşmeye geçiyorum. Saat kaç oldu? 5-10 mu? 5-10 mu? Hızlı bir tur olacak. Birleşme, bölüm ve tür değişikliği. 3 konumuz var. Bununla ilgili bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum. Web sayfasında gerçekten çok detaylı bir çalışmamız var. Yani kolaylaştırılmış birleştirmeden tutun. İşte normal birleşme, tür değişikliği, her türlü rapor örnekleriyle web sayfasında hazır. Çok fayda göreceksiniz eğer böyle bir şey başınıza gelirse. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Burayla ilgili sayfaları da bulundum. Yani bir şey kaçırdım diye düşünmeyin. Zaten bu slaytlarda konulacak hocam değil mi web sayfasına? Buradan da faydalanabilirsiniz. Ama asıl size gerekli olan uygulama anlamında tüm o hazırlanacak belgelerin hepsi ilgili web adresinde mevcut. Şeyden geliyorsunuz, mevzuat kısmından raporlar bölümü var. Orada tüm rapor örnekleri var. Birleşme iki şekilde yapılıyor. Biri devralma şeklinde, diğeri de yeni kuruluş şekliyle. Yani devralmada ne var? Bir şirketin bütün varlığı sona eriyor. Yeni bir şirket bünyesinde hayatına devam ediyor. Yeni katılım sağlıyor. Yeni kuruluş halinde ise en az iki tane şirket olması gerekiyor. Yani ikiden fazla da olabilir, bunu söylüyor. Tek şirket yeni kurulacak şirkete devre olmuyor. İki şirket arasındaysa birleşme sözleşmesi, ikiden de fazla olabilir onu söylemiştim. Bir birleşme sözleşmesi hazırlanıyor ve bunlar yeni kurulacak şirkete de devir oluyorlar. Şurada örneğimiz var. Kimler birleşebilir? Burada bir tablomuz var, bu koyulabilirdi ama burada zaten maddeler halinde sıralanmış. Sermaye şirketleriyle sermaye şirketleri birleşebiliyor. Şimdi baktığınızda şey, sermaye şirketlerimiz neler? Anonim, limited ve sermayesi padire bölünmüş komandi şirket. Sermaye şirketleri sermaye şirketleri birleşebiliyor. Sermaye şirketi kooperatifle birleşebiliyor. Ya da devre olan şirket olmak şartıyla kolektif ve komandi şirketlerde birleşebiliyor.
şahıs işletmesi ise, şahıs şirketi ise pardon, şahıs şirketleriyle iki şahıs şirketi bir araya gelebiliyor. Devralınan şirket olmak kaydıyla, şahıs şirketi için söylüyorum, sermaye şirketiyle, yani diyelim bir X şahıs şirketi var, Ali şirketi olsun diyelim, karşısında da bir X limite şirket olsun. Bu iki şirket bir araya geldiğinde o Ali şirketi ne olacak? Devralınan olmak koşuluyla bir sermaye şirketiyle birleşebilecek. Yine devralınan şirket olması koşuluyla kooperatifle birleşebiliyor. Kooperatiflere baktığımızda yine kooperatiflerle, sermaye şirketleriyle, yine devralan şirket olmak koşuluyla şahıs şirketiyle. Bu da devralan kim olacak o zaman? Bir kooperatif olacak, devralan yine şahıs olacak. Bir takım belgelerin hazırlanması biraz gerekiyor. Bir birleşme sözleşmemiz var arkadaşlar. Bunun da örneği var. Çok detaylı bir şekilde hazırladık. Güzelce oldu. Bu da arkadaşımız Halim Hocam diye bir şey koymuş örnek. Efes ile yani Coca-Cola ikisinin birleşme sözleşmesi. Canlı örnek. Maddeleri. Bu da işte sebepler. Bir takım genel kurula atıfta bulunarak işte neler yapıldı ve ne şekilde birleşmenin olacağı külliyen bakın kül halinde de alınacağı. Yani burada web sayfasının konuyu inceleyebilirsiniz. Örneklerinde yine internetten bulma şansınız var. Sermaye maddesi var bakın. Böyle detaylı hazırlanmış bir birleşme sözleşmesi. Altta da bakın devralan, devralan görüyor musunuz? Burada iki şeyi söylemiş ve ekinde de neler konulmuş? Finansal tablolar, bilanço ve diğer mali tablolar. bir noter onaylı karar örneği gerekiyor. Bunda ilgili örneği koymamışız herhalde. Burada devralan ya da devralan şirketin genel kurulunca onaylanmasına ilişkin karar örneği var. Devralan şirketin birleşme sebebiyle olacak sermaye arttırımı varsa bunun elinde tescil için gerekli belgeler konuluyor. Şu raporu hazırlarken çok zorlanmıştım. Hatta bu raporların neredeyse tamamı tek bir şeyde yaptık. Önce ayrı ayrı hazırlamıştık. Sonra tek bir rapor da göreceksiniz zaten webde. Bu tespitler içinde devralan şirketin bütün o mal varlığına alakalı işte ne var? Tapudaki ya da gemi ya da fikri mülkiyet hakları ile ilgili ya da benzer şeylerde kayıtlı bulunan mal ve hakları listesi. Şimdi sicil ya da bu araçsa ya da gemiyse ne diyeyim hani bunu tespit etmek kolay. Ama fikri mülkiyet hakkını tespit etmenin de zor değil mi? Bunun malum şu an yapılacağı çok açık. Yani bu konuda ne yapacağız? Destekte alacağız. Bütün bunları içeren yer aldığı bir rapor var. Ve bu beyan her iki taraf için de ayrı ayrı hazırlanıyor. Şahit söz konusuzluklar yoksa diyor, özel sicile kaydı gereken mal hakların bulunmadığına dair bir beyan isteniyor. Yeni bir kuruluş varsa bu yeni şirketin kuruluş belgeleri hazırlanıyor. Tasfiye halindeyse şirket mal varlığının dağıtılmasına başlanmamışsa devralınan şirket olması koşuluyla bakın arkadaşlar. Devralınan şirket olması koşuluyla birleşmeye katılabiliyor. Hep şey var buralarda aslında baktığınızda. Sürekli işletmeniz kurumların sürekliliği şirketlerin. Yani nasıl olur bu şirketi bir şekilde aktif hale getirebiliriz. Tekrar ticari hayata katabiliriz. Olabildiğince kolaylıklar tanımış. Tasfiye halindeki devralınan şirketin mal varlığının pay sahip arasında dağıtımına başlanmadığına ilişkinde tasfiye memurunca bir rapor hazırlanıyor. 147. madde burada söylüyor. Birleşmeye taraf olan tüm şirketin yönetim organları tarafından bir birleşme raporu hazırlanıyor. KOBİ'lerde bu birleşme raporundan vazgeçilebiliyor. Birazdan onu söyleyeceğim. Evet, söyleyeyim bana. KOBİ'ler için SMM ya da RMM raporu ile tespit edilen şirketler genel kurul kararıyla tüm ortakların onaylanması halinde birleşme raporu düzenlemesinden imtina ediliyor. Ama bazı arkadaşlarımız bunları yaptılar. Yakında bildiğim.
hani hazırlıyorlar, işletme saatlerinin hoşuna gidiyor belki, ücretleriniz de ona göre belirleniyor. Yani hazırlayabilirsiniz ufak bir not. Birleşmeye katılan her şirket, merkezleriyle, şubelerinde, halka açık şirketlerde, SGK'nın öngöreceği yerlerde, genel kurul kararından önce 30 gün içinde ilgili maddeye göre incelemeye sunmakla yükümlü. Az arkadaşımızın söylediği 33 günlük süre, 3 günde ondan önce, burada da yine aynı şekilde. Birleşmeye katılan her şirket tarafından incelemeye sunulan belgenin nereye teyit edildiği, nerede incelemeye hazırlık tutuldukları, teyit edildiği tarihten itibaren 3 gün, en az 3 iş günü öncesinden sicil gazetesiyle şirket sözleşme öngörü arasında ilan edilmesi gerekiyor. Burada da bir ilan şeyi var. Duyuru. Şimdi bakın ne diyor? İşte bu yazılı bilgiler, şirketimizin yönetim ya da müdürler kurulu birleşme işlemine ilişkin şu tarihte aldığı karar doğrultusuna zarar birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son 3 yılın finansal tabloları, yıllık faaliyet raporlarının genel kurulmanın sunulmasına önceki 30 gün içinde şu tarihte itibaren bu adreste şirket merkezimiz ile şubelerimiz de ortaklığın içerisinde hazır bulunacağı yasaya uygun olarak ilan olunuyor. Böyle de bir örnek bulmuşuz. Evet, genel kurulundan sonra 30 seçeneği yayınlanması gerekiyor. Diğer online şirketin ticaret içinde tescili intisap edileceğini düzenliyor madde 157'de. Bu alacakların teminat altına alınması, buna ilişkin olarak şirketin sicil gazetesine verecekleri ilanına ilişkin karar. Bu sıkıntı yaşanmaması ile ilgili olarak da tescilin yani birleşmenin tesciliyle birlikte bu karar alınıyor. Burada bir örneğimiz var. 3 aylık süreler. Bunu artık okumuyorum. Bu da önemli. Eğer dev olunan şirket birleşme kararını tescil ettirmemişse dev olan şirkette birleşme kararını tescil ettiremez diyorum. Öncelik hakkı kime aitmiş arkadaşlar? Dev olunan şirkete aitmiş. Önce o birleşme kararını tescil ettirecek. Ondan sonra dev olan şirket yapacakmış. Aynı sermaye uygulanmaz diyor. Onu geçiyorum. Sözleşmeyi hazırladınız. İmzalandığı tarihle bilanço günü arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse, bunların bir zaman aşım süresi var. Ne yapıyorsunuz? Son bilanço çıkarılmasından sonra eğer önemli değişiklik varsa şirketin mal varlığında birleşmeye katılan şirketler ne yapıyorlar? Tekrardan bir ara bilanço hazırlıyorlar değil mi? Bununla ilgili de yine bu değerlendirme için yeni DSM raporu müdürlüğe sunması da gerekiyor. Sicilin nasıl işbirliği, bununla ilgili tebliğde sicillere ilişkin yapılan bu şeylerin anında eş zamanlı olarak birleşmenin tesciliyle birlikte bildirilmesi gerekiyor. Bildirimin yapılanmadığı durumda da mal ve hakların bağlı oldukları özel sicillere göre tahsil edilmiş kayıtları için bilgiler yine bizlere döndüğü iş, yeni DSM raporu ile tespit edecek gerçek değerli içeren hisselerin müdürlüğe mutlaka sunulması gerekiyor. Evet, meslek mensubu olarak bizi belki en çok ilgilendirecek konu, yani nelerle karşılaşacağız, hangi raporları hazırlamamız gerekiyor. Burada maddeler halinde bakıyoruz. Dediğim gibi bu raporların tamamı mevcut. Sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığı standart bildiğimiz rapor, öz varlık tespiti, alacakların tehlikeye düşüp düşmediğini tespiti, eğer tespit yapılamıyorsa söz konusu alacakların teminat altında alınıp alınmadığına dair yönetim beyanı, birleşmeye taraf olan şirketin sermayesiyle kandide kapçığı toplam bir zararla kaybolmuşsa, Halim hocamız anlattı, ya da borca batıklık, yani 3'te 2'si kaybetmişse, birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermaye ya da borca batıklığını karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvara sahip bulunduğunu gösteren bir tablo. Bu ayrı bir madde halinde rapor içinde var.
çok da güzel oldu ve tam bir şekilde hazırlık oldu oranlar. Yani dediğim gibi çok fayda göreceksiniz eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız. Yine devralan şirketin tapu gemi fikri mülkiyet sicillerine benzeri sicillerde kayıtlı mal varlığı bulunması halinde bunların listesiyle yer çatım değerleri tespiti yapılabildiği ölçüde, yapılamazsa yine dışarıdan destek alınacak. Yönetim organı tarafından denetime tabi şirketler denetçilerin onaylanmış son bilanço. Kolaylaştırmış birleşmeye baktığımızda sadece sermaye şirketleri için geçerli olduğunu görüyoruz. Yeni kuruluş halinde bu geçerli değil. Ne şekilde çıkıyor ortaya? Ne devralan ne devralan olarak baktığımızda devralan sermaye şirketinin devralan sermaye şirketinin o hakkı veren bütün paylarla da bir şirket ya da gerçek kişiyle kanun ya da sözleşme dolayısıyla bağlı olduğu kişi grupları birleşmeye katılan sermaye şirketinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırma şekilde birleştirilebiliyor. Yani iki tane şirketiniz var, her ikisinde de sermaye darlar aynı haklara sahip. Bu durumda ne yapabiliyorsunuz? Kolaylaştırma şekilde birleşme yapabiliyorsunuz. Burada birleşme raporu düzenleme zorunluluğu yok. İnceleme hakkını sağlamak ya da bu birleşme sözcüğü genel kurmayında sunmak da zorunda değiller. Yani kolaylaştırılmış birleşmenin KOBİ'lerde olduğu gibi bir takım istisnai durumları var. Eğer burada ikinci bir koşul var, yine iki şirketimiz var. Devralan ve devralan olarak baktığımızda oy hakkı veren payların en az %90'ı, az önce hisse payları aynıydı. Şirkette işte 5 ortak, diğerinde de yine 5 ortak, işte 4 ortak diyelim. Birleşme yoluna gittiklerinde aynı hissede şeyleri koruyorlarsa orada o şekilde bir rahatlık vardı. Burada da en az %90'ına sahipse azınlıkta kalan pay sahipleri için şöyle bir koşul getirilmiş. Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şartıyla kanun 141. maddesine göre şirket paylarının gerçek değerin tam dengeli olan nakdi karşılık verilmesi önlenmiş olması. Yani burada azınlığı ne yapıyor? Koruyor. Ya da kişisel sorumluluğun doğmaması halinde bütün paylarından ya da şirket ya da gerçek kişi ya da kanun ya da sözleşme dolayısıyla bağlı olan şirket ve kişi grupları birleşmeye katılan sermaye şirketinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırmış şekilde birleşiyor. Yani yine burada bakın birleşme raporu düzenlemek zorunda değiller. Sadece birleşme sözleşmesi genel kanuna sunmak zorunlu o da yok. Yani her koşulda da istisnai bir durum var. Ancak inceleme hakkının birleşmenin tescili için ticaretle yapılacak başvuruda 30 gün önce olması gerekiyor. Burada kısa bir örneğimiz var. Devralan ve devralan şirket olarak. Sermayesi diğerinin 200 lira, diğerinin küsuratını söyleyemiyorum, 300 lira diyelim. A şirketinin enflasyon düzeltme farkı var 600 lira. Yasal edekleri diğerinin 120, diğerinin 40. Olan süreliklerimiz var A şirketimizde 1000 lira. Geçmiş dönem zararları B şirketinde var 200 lira. Dönem zararına baktığınızda, kar zararına baktığınızda A şirketinde 100 lira dönem karı, diğerinde 20 lira zarar var. Öz kaynaklar bilançoda 2.020, diğerinde 120 lira. Biri ufak gördüğünüz gibi, diğeri de devralan şirket. Bu anlamda büyük bir şirket, küçük bir şirketi ne yapıyor? Devralıyor. Şimdi burada bir birleşme, düzeltilmiş öz kaynak dediğimizde nedir? Şimdi kağıt üzerinde ne kadar işletmenin öz varlığı? 20 lira değil mi? Ama bir takım değerlemeler dedik değil mi? O tapu tescili dedik işte bir takım mal varlıkları ya da fikri mülkiyet hakları falan. Bunlar değerlemeye tabi tutulduğunda nasıl bir rakam çıkmış karşımıza? Bakın 1 milyon burada bir artış var. Bunun karşısında da diğer şirketinde 120'den 160'a çıkmış. Şimdi birleşme oranı şöyle yapılıyor. Bu düzeltilmiş öz kaynak üzerinden ikisi toplanıyor 3040 ve 160. Bunu da toplamı orantıladığınız zaman
95 devralan A şirketinin birleşme oranı çıkıyor ortaya. Diğeri %5'lik. Zaten şirketin bakın ölçüsünden de belli. Orada daha ufak bir oranda yani, rakama geliyoruz. Öz kaynağı toplama orantıları. Anlaşılıyor değil mi? Çok basit zaten. Birinde %95, diğerinde %5. Onu şimdi nerede kullanacağız? Birleşme sonrası sermaye baktığımızda, şimdi bir önceki tabloyu bir daha deneyeyim. Dev alan şirket A şirketiydi. Bunun sermayesi ne kadar arkadaşlar? 200 lira. 200 liraya ya da 200 bin lirayı kendi birleşme oranı neydi aşağıda bulduğumuz? %95. Onunla çarptığımızda ne geliyor? Bakın. Süratli bir rakam gelmiş. 210 bin. Yani ne oldu sermaye? Kendi payı kadar artmış oldu. 210 bin 526 lira oldu. Enflasyon farkını aynen aldık. Birleşme primi dediğimiz, pardon, şu öz kaynağın dağılımını görüyoruz burada. Yine birleşme oranı bazında. %95'i A şirketinin, %5'i devir olan B şirketinin ortaklı hissesine orada verilecek olan 10.526 lira. Yine yasal yedekleri A şirketinin 120 bin lirası. Olağanüstü yedeklerimiz vardı A şirketinde 1 milyon lira. Dönem karı baktığımızda 100 bin liraydı. Öz sermaye 2 milyon 140 bin olarak oldu topladığımızda. Evet, tablomuz bu kadar. Basit değil mi şekle bakıldığında? Bu şekilde geçeyim. Bunlar sermaye yapısı nasıl olacak? Nasıl? Kendi hisse payları oranında. Yani o az önce bulduğum şu 10.526'yı, hayır, %95 bu hesapta kullanılan. Ortaklara birden fazla ve şirketin de dağıtım yapacaksanız bu 10.526 hisseler oranını dağıtacaksınız. Onu mu soruyorsunuz? Hayır. Bir şirket dev oluyor, öbür şirket. Tamam. Dev olan şirketin sermayesi kafada duruyor, 60 bin lira oluyor. Bir şirket 200 bin lira. Tamam. Bu 60 bin lira şirket kuruya net olarak dev olunca yeni şirkette hissesi ne olacak ortaklar? Sonra pay kadar dev oluyor. Payı kadar, evet. Sonra pay kadar. Kendi oranlarında, yani hisse payları neyse ona göre dağılım olacak. Katıldı o. Yani hisse payı neyse o oranda alacak. Hisse payı neyse o oranda. Evet. Eski şirketteki hisse payı mı? Diğer olan şirketteki hisse payı mı? 15 bin lira. Evet. Gelen şirket. 200 bin lira da A şirketinin sermaye yapısı. Gelen ve şirketinden gelen sermaye darlarına 15 bin altı lira verip toplam 215 bin altı lira sermaye yapısı oldu. 200 bin A'ya 10 bin küsur lirası V'deki ortak var. Onlar da kendi hisseleri oranında. Onu soruyor yani. Kendi içlerinde neyse hisse oranlar ona göre. Bu toplamda yani 3 tane hissedar varsa 3 hissedarın 10.526 lirası. Onu soruyorsunuz değil mi? Evet, onu soruyorum. O 3 kişi de kendi hisseleri oranında. Katıldıktan sonra genel kurulda eğer aksi bir hüküm yoksa yani ağırlaştırılmamış bir hüküm varsa yoksa pardon birleşme sözleşmesi pay senetleri eğer menkul kıymet borsasında işlem görüyorsa en az 4'te 1'i temsil koşulu aralıyor. Bunların toplantıda hazır bulunması gerekiyor. Anonim ve sermaye payları bulmuş komandi şirketlerde de esas ya da çıkarılmış sermayenin çoğunu temsil etmesi koşuluyla genel kurulda mevcut bulunan oyların 4'te 3'ü gibi bir oran aranıyor. Kooperatiflerde, kooperatifte alınacak, devralınacak sermaye şirketlerinde sermayenin çoğunluğunu temsil etme koşuluyla genel kurulda mevcut bulunan oyların 4'te 3'üyle böyle bir hesap öneriyormuş. Limited şirketlerde sermayenin en az 4/3'ünü temsil eden paylara sahip olması koşuluyla tüm ortakların 4/3'ünün onay oylarıyla kooperatiflerde verilen oyların 3/2'sinin çoğunluğuyla ana sözleşmede ek ödeme ya da başka edinim yükümlülükleri varsa sınırsız sorumluluk kabul edilmiş ya da bunlar mevcut olup genişletilmişse
kooperatifle kayıtlı tüm ortakların 4 yaşının kararıyla onaylanıyor. Evet, birleşmeyle ilgili söyleyeceğimiz bunlardı. Şimdi tür değişikliğiyle alakalı yine web sayfasına bir şey yapmışım. Burada tablo halinde kimler kimlerle tür değişikliğine gidebilir. Anonim şirket, limite şirkete dönebiliyor muymuş? Evet. Sermayesi paylaşılmış komandi şirkete dönebiliyor, kooperatife dönebiliyor. Limite şirketi aynı şekilde. Anonim şirket, sermayesi paylaşılmış şirket ve kooperatife dönebiliyor. Kooperatifler anonim şirketlere dönebiliyor. Sermayesi paylaşılmış şirketlere tür değiştirebiliyor. Limite şirketlere dönebiliyor. Kolektif şirket AŞ'ye dönebiliyor. Limitede, kooperatife, komandite yani hepsine dönebiliyor. Komandit şirket aynı şekilde. Ticari işletmeler bakın nereye dönebiliyor? Anonim şirketlere, limite şirketlere, yani sermaye şirketlerine dönebiliyor mu arkadaşlar? Dönebiliyor. Bununla ilgili seçim sayfasında bu zaten çok net açıklamış. Uygulama yönelik bir var. Bununla ilgili dilekçe hazırlıyorsunuz. Bir kuruş bildirim formu hazırlanıyor. Bunların örnekleri var web sayfasında. Yine sizlerin hazırlayacağı bir rapor var. Bu rapor içeriğine baktığınızda işte sermaye ödenmedi, karşılıksız kalıp kalmadı, öz varlık tespiti, gerçi uygun değer tespiti gibi. Yine son dönemin onaylanmış bilançosu da YMSMM raporuyla bunlar tür değiştiren şirketin denetime tabisi denetçi raporları da buna ekleniyor. Liste hazırlanıyor. Bunu geçiyorum. Tüm değiştirme planı burada hemen örneği var. İstersen çok hızlı bir şekilde açayım. Bir tür değiştirme planı var. Baktığınız zaman içeriye işte tür değiştirmenin önceki ve sonraki durumu. Şirket sözleşme örneği koyuyorsunuz ekine arkadaşlar. Taslak limite şirket sözleşme örneği burada zaten koymuşuz. Ondan sonra kârın tespitlerini şirket sözleşmesinde yer alan. Ortaklar bazında bakın ortaklık paylarıyla ilişkin bilgiler var. Ortaklık paylarının sayısı, cinsi, tutarlar. Bununla ilgili böyle bir tür değiştirme planı hazırlanıyor. Rapor hazırlanıyor ama tüm ortaklar onaylanması halinde KOBİ'lerde ne yapılıyor? Bu rapordan vazgeçilebiliyor. Bir karar alınıyor tür değiştirmenin KOBİ'ne ilişkin. Ve bunların KOBİ'nden sonra da 30 gün içinde tür değiştirme planı ortaklar onayına sunuluyor. Bir ana sözleşme örneği var. Zaten az önce de vardı. İmza beyannamesi yapılıyor yeni ünvan adı altında. Varsa bakanlık temsilcisi yazısı. Evet, muhasebe çok basit şekilde hemen kısa bir örnek vereceğim. Şimdi diyelim ki Müdürler Kurulu 31.12.2013 tarihinde bir karar alacak. Neye dönecek? Tür değiştirip anonim şirket olmak isteyecek. 31 Ekim 2013 tarihine kadar gerçekleşen her türlü ne yapıyor bilanço sonunda ne yapıyorsak yıl sonunda bütün o değerlemeleri işte bir takım karşılıkları ona ayırarak sanki yıl sonu gibi yansıtma hesaplarıyla şeyini hazırlıyor bilançosunu gelir gider kalemliğini hazırlıyor ve hazırlanan bu bilançoya gelir tablosuna bu sefer isim değişiyor bakın ne diyor 30 Ekim 2013 tarihi itibariyle tür değiştirme esas gelir tablosu yine bu tarih itibariyle tür değiştirme esas bilanço şeklinde bir başlık konuluyor. Bunları çıkardınız. Ekim itibariyle ne oluyor? 30 Ekim itibariyle bir kapanış kaydı yapıyorsunuz. İhtiyari olarak da bir açılış kaydı bulunabilir. Ve AŞ kuruldu. Ticaret sitesine tescil edildi. Bakın arada bir süre geçti değil mi? Skaraldan tarih neydi? Hazırlığı yaptığınız tarih 31.10'du. Ama 21 Aralık 2013'e geldi. Arada geçen 21 günlük süre var. Bu süreyle ilgili olarak da yine işlemler yani o dönem için bir bilançoda kâr zarar oluşturuluyor. Onu da ne yapıyorsunuz? 590 hesabının altında kaydediyorsunuz. Ve 21 Aralık 2013 tarihine kadar olan kazancı limite şirket beyan ediyor. Yani tescil tarihine kadar olan süreyi limite şirket ne yaptı artık? Anonim
şirkete dönüşeceği için o tarih itibariyle beyan ediyor ve tescil tarihi itibariyle 30 gün içinde ödüyor. Anonim şirket ne yaptı? 30 gün an itibariyle bilanço açılış kaydını yaptı. O geçen süreyle ilgili olarak da kâr zararı aldı, hesaplarına koydu. Kurumlar vergisiyle ilgili, bakın ünite şirketin tür değiştirme öncesine verilen kurumlar vergisi ödemesini AŞ tür değişikliği yapılır ve anlansı ödeyeceği Nisan ayı sonuna kadar ödeyecek. Bu uygulamada Temmuz-Eylül döneminde kurum geçici beyanlar düzenleyecek. En son dönemin yani 4. geçici vergiyle ilgili olarak da kurum vergisi beyanlaması en son 14 Şubat 2014 tarihinden önce vereceğinden bu beyanların söz konusu olmayacaktır diyor. Defterlere baktığımızda alım şirket ne yapacak arkadaşlar? Defterlerine yeni numara ne yapacak? Tescil ettirecek. Ancak kullanılan bu belgeler alım şirketi tüm bilgiler içeren meşgulat tüketilmeyecek kadar kullanılabilir diyor. Bu kadar. Burada fazla bir şeye girmedik. Bir şey sorabilir miyim? Hesaplamada dikkate alıyorsunuz onu. Ama o şekilde geçiyor. Nasıl? O şekilde geçiyor. Yani 1 milyon defterde 1 milyon... Hayır, bilançonuzda değil. Bu hesaplamaya esas olan paylaşma yapacaksınız. O paylaşım hakkaniyet usulü. Hani gerçek değeriniz nedir sizin? Hayır, kağıt üzerinde yok. Bu hesaplama için gerekenler. Yani dökül halinde geçiyor. Evet. O da herhangi bir değişiklik... Hayır, yok. Hayır. Bu hesaplamada. O da neden? Şirketi gerçek durumuyla korumak adına. Hani... alım şirketi tersi durumda olabilirdi. Yani varlıklarında bir azalma da yaşanabilirdi. Hani orada bir hak kaybı olmaması adına o hesaplamanın şey halinde yapılması lazım. Güncel halinde yapılması lazım. Muhasebe o şekilde yaşası da yapılabilir. Keşke yapılabilsin. İşte uluslararası muhasebe standartları diyoruz. Gerçek finansal tablolar diyoruz. Yani keşke bunlar yapılabilse. Ama orada bile biliyorsunuz ilk tam şey yayınlandı, uluslararası standart yani Türkçe'ye uyarlandı, biraz Türkiye muhasebe standartları oldu. Ama onun ardından işte KOBİ muhasebe standartları çıkarıldı. Orada da KOBİ'ler için mesela bu şey yok, yani değerleme usullerinin çoğu yok. Aslında orada korunması gereken nasıl? KOBİ'ler değil mi? Varlıkları anlamında gerçeği göstermek adına. Ama orada bile bakıyorsunuz, su bana verin. Dediğiniz çok doğru. Evet, bölünmeye geldiğimizde arkadaşlar son artık kitabınızı rica ediyorum. Eğer yeni bir şirketinde kooperatif kuruluyorsan, Türkçe kanunda da kooperatif kanunla ilişkin hükümlere bakılıyor. Yeni kuruluş yapılıyorsa bu bölünme planına ekleniyor. Bölünen şirket, bölünme ne şekilde olabilir? Burada bundan bahsedilmemişler herhalde. Yani mal varlığın devrim, tamam birazdan onu söyleyeyim. Bu kararı tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler bölünme ilişkili olguları tescil ettiremiyorlar. Şimdi şirketin mal varlığını tamamını da şey yapabilirsiniz ya da kısmen. Diyelim ki bir işletme düşünün, üretim yapsın değil mi? Üretim hattını düşünün, yanında paketleme hattı var. Ya da aynı işletme içinde iki aynı faaliyet alanı olabilir. İşte bir taraf üretim yapar. Bir tarafta ne yapar? O işin pazarlamasını yapar. Mesela uluslararası standartlar benimsenmiş olsaydı ona ilişkin hemen hesap planımız değişecekti. Gelir tablomuz değişecekti. Orada sürdürülebilen, durdurulabilen faaliyetler ayrımı var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Mesela oradaki temel prensip nedir? İşletmeyi gerçekten o anki halinde yani nasıl diyeyim? İşletme her şeyi yapabilir. Ama ayrıma gitmek istediğinde ne vardı? Bize olağan, olağan dışı. Olağan dışılık diye bir şey yok. Düşünemiyorum muhasebe standartları. Şirket faaliyeti içinde olup da her yaptığı her iş şirketin yapmış olduğu ticari faaliyete bağlı olarak gerçekleşiyor. Bu mantıktan yola çıktığınızda orada bile mesela ne yapabilirsiniz? Siz işletmenizi bölümler itibariyle düşünseniz, yani pazarlama bölümü zarar ediyorsa, o konuda başarısızsa,
o bölümü yapıp ayırıp ne yapabilirsiniz? Bir başka işletmeye bu yolla devredebilirsiniz. Burada onu söylüyor. Ya da tamamını da yapabiliyorsunuz. Şimdi bölünen şirket bölünme kararını tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler bu olgulara tescil ettiremiyorlar. Mesela yapacağım diyorum ama biraz da şey olmadan. Bölünme suretiyle bölünen şirketin mal varlığı devre alan şirket bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye artırım ile bölünme kararını eş zamanlı olarak tescil ettiriyor. Bölünen şirketin mal varlığı yeni kurulacak şirket tarafından devre alınması halinde ise bölünme kararı kuruluş devreki eş zamanlı olarak tescil ettiriyor. Örneğin hususlara baktığımızda yine devam ediyoruz. Bu yolla kısmi bölünme ile eğer alım ya da limited şirketler de sermaye azaltımı varsa bunun yolla alacaklara bir çağrı yapılması, yine yönetim kurulu bu sermaye azaltına ilişkin raporunu da genel kurula sunulması, genel kurulun çağrı ilanıyla sermaye azaltma amacı yolsun belirtilmesine gerek yoktur deniliyor. Yine bölünmede de vardı, birleşmede de vardı. Bu yapı değişikliği, şirketlerde yapı değişikliği aynı sermaye konulmasına ilişkin tebliğ de özel sicillere bildirim gereken mal ve hakların bölümünün tescilleri eş zamanlı olarak bildirim yapması gerekiyor. Bunlarla ilgili YVM ve SMM raporları aranıyor gerçek değerlerin ortaya konması adına. Yine süre burada da var, bakın 6 aylık süre. Eğer siz bölünme bilanço günü itibariyle bölünme sözleşmesinin imzalanmasıyla planın düzenlenmesi arasında 6 aydan fazla bir zaman geçmişse ya da son bilançonun çıkarılmasından sonra bölünmeye katılan şirketlerin mal varlığı önemli ölçüde bir değişiklik varsa bu durumda ne oluyor? Bölünmeye katılan şirketler tarafından ara bilançosunun çıkarılma zorunluluğu ortaya çıkıyor ve bunu da YMM ya da SMM raporuyla müdürlüğe sunulması gerekiyor. Bölünme sebebiyle eğer sermaye artırım ya da kuruluşta yeni kuruluşta kanun aynı sermaye konusu için hükümler bu durumda uygulanmıyor. Süre aynı burada da bakın 2 aylık süre. Bölünmeye katılan yani 2 de olabilir, 3 de olabilir yani 2'den fazla şirket de olabilir. Genel kurul kararından 2 ay önce ne yapabiliyor? İnceleme yapma hakkını işaret edilen ilanın yayınlandığı sicil gazetesinin fotokopisini ibraz edilmesi gerekiyor. KOBİ'ler için genel kurul kararı ile tüm ortaklar onaylıyorsa inceleme hakkından vazgeçiliyor. SMM ve YMM'lerle ilgili olarak yine raporlara baktığımızda işte mal varlığını ne yapıyoruz bu sefer? Bölümler itibariyle tespitine gidiyoruz. Eğer bölünen şirketin tapuda, gemi ya da fikri mülkiyet sicilleriyle benzeri sicillerde kayıtlı mal varlığı varsa bunların gerçek değerlerinin tespitine gidiyor. Yine bölünen şirketin bölünen dışında kalınan mal varlığının olmadığına ya da bölünmede oranların korunup korunmadığına önemli. Buna ilişkin yine ekinde şirket yönetim organı tarafından denetime tabi şirketler denetçilerinde onaylanmış bir son bilanço isteniyor. İran şekli var. Bölünmeye katılan şirketler şirketten alacakları sicil gazetesine ilişkiler günlerinde 3 defa yapılacak ilanla yani internet sitesi zorunluluğu varsa burada konulacak ilanla alacaklarını bildirmeye ya da teminat verilmesi için sistemde bulunmaya çağırıyorlar. yine öngörülen ilanla yayın tarihi itibaren bölünmeye katılan şirketler alacaklarını teminat altına almak zorundalar. Teminat sağlanmadığı durumda, sağlanmadan da bölünme planı ya da bölünme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulamıyor. Ancak bu teminat alındıktan sonra genel kurulun onayına sunulamıyor. Eğer diyor bölünmeyle alacakları tehlikeye düşmüyorsa o zaman teminat altına alma yükümlülüğü ortadan kalkıyor. Böyle bir durum var. Kısmı bölünmeye baktığımızda raporda tam bölünmeye göre
bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Seramiye DMM'lerin ya da denetim tabi şirketlerden için raporunda yer alması gereken hususlara baktığımızda bölünen şirketin kısmi bölüm ve konulan mal varlığı bölümlerin değerlerini tespiti, yani neresi devredilecekse onunla ilgili değer tespiti. Şayet diyor bölünen şirketin tapu gemi, işte tüküm kesicileri, benzeri sütçilerde kayıtlı mal varlığı varsa bunların gerçek değere uygun tespitleri. Sermaye azaltımı ihtiyacı var mı yok mu buna bakıyorsunuz. Eğer azaltılması durumundaysa o zaman kısmi bölünen şirkette kalan net mal varlığına bakıyorsunuz. Ve şirketin borçlarını karşılayıp karşılamamaya yeterli olup olmadığını değerlendiriyorsunuz. Eğer sermaye azaltımına gerek yoksa buna ilişkin tespitleri gösteren alacaklığın tehlikeye düşmediğini ispat edildiği, yine Ekim'de şirket yönetim organı tarafından denetime tabi şirketlerden için onaylanmış son bilançonun yer aldığı raporlar var. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Cevap yapalım mı? Bekleyecek misiniz? Evet. İsterseniz biraz daha sabrederseniz ben Sayın Hocam Gülgün Öztürk'e, Sayın Hocam Halim Bursalı'ya çok teşekkür ediyorum sizlerin adına. Sizlere de teşekkür ediyorum. Salonu terk etmediniz. Sabırla bizi dinlediğiniz için. Evet hocam. Eyvah Güller. AŞ hisse devrini Aralık 2013 yılında yaptık. Pay defterine işledik. Hisse devri ile ilgili GMV kaydını genel kurul yapmadan önce Aralık 2013'te tarihte mi yapacağız yoksa genel kurul yaptıktan sonra mı yapacağız diye sormuş arkadaşımız. Hisse devri biliyorsunuz yapıldıktan sonra ev değiştirenler yönetim organına başvurdular bu pay onaylanmasıyla alakalı. Keyfiyetli pay defterinin işlenmesine diye başvurdular. Eğer yönetim organı onaylayıp pay defterinin içeriğinde bu GMV kaydı yapılması gerekiyor. Bağlı SMM genel kurulda denetçi seçilebilir mi? Denetçi şirket çalışanlarından biri olabilir mi? Bu bizim biliyorsunuz 400. madde TDK kimlerin bağımsız denetçi olamayacağı ile ilgili ayrıntılı bir şekilde saymış. Aslında kimlerin olabileceğini söyleseydik işimiz çok daha kolay gibi. Ama ayrıntılı bir şekilde saymış. Hiçbir zaman hiçbir şekilde sosyal bir ilişik bile olması gerekiyor. Haliyle bağımlı çalışan birisi o şirkette bağımsız denetçi olması mümkün değil. Ana sözleşmede kar dağıtım kararına genel kurul kararı verilip ibaresi var. İse yönetim kurulu genel kurul toplantısı yapılmadan önce kar avansı veya kar dağıtımına karar verebilir mi? Hayır. Şartları mutlaka ara dönemlerde mutlaka şirket kar elde etmiş olması gerekiyor ve genel kurul bu kar dağıtımına ilgili karar almış olması gerekiyor. Limite şirket anonim şirkete dönüşürken kayıtlı sermayesinin de artırılması halinde sermaye farkının 1/4 bloku edilecek mi? Evet, ama artırılan kısmı isabet eden sermayenin 1/4. Limite şirket anonim şirkete dönüştürürken kayıtlı sermayede değişiklik olmayacaksa mevcut sermayenin 1/4 bloke edilecek mi? Hayır, zaten ayrı sermaye aktarıldığı için bloke söz konusu değil. Esnaf sicili kayıtlıyken birinci sınıfa geçen işletmeleri altı katından altında kaldıklarında fatura ve yazar kasa fişlerine esnaf sicili memuru numaraları yazılacak mı? Şimdi bir, o kararnamede B bendiğinde birinci sınıf, yani biraz mesafede esnaflar tarih olarak sayıldığından birinci sınıfa geçen esnaf ticaret sicile aktarılması gerekiyor. Oradaki altı kat basit usuldeki mükelleflerle esnaf muafiyeti taşıyanların kriterleri bir yerde. Eğer işletme defterinden bilanço sistemi geçiyorsa artık tarih olması gerekiyor. Esnaf sicilinden ticaret sicilinden geçmesi gerekiyor. Hiçbir odaya kaydı bulunmayan işletme 75.000 TL üzerinde geliri varsa ticaret sicilinden kayıt ettirilmeli miyiz? Genelde 100.000 TL'ye yaklaşık gelirleri var. Hiçbir odaya kaydı değil. Yani hiçbir odaya kaydı değilse bunun zaten bir odaya kaybolması gerekiyor. Bu bahsettiğiniz kriterlerde başlangıçtaki kriterler üzerinde olduğu için onu da orada esnaf odasına değil.
ticaret siciline kaybolacaklar fayda var. Ayrıca bir deneye bakacaktık. O esnaf tacir ayrımını belirleyen kurulun yayınlanmış olduğu listede esnaf sektörleri arasında sayılmış bu diye orada bakmamız gerekiyor zaten. Analiz şirket iç kaynaklara müracaat etmeden sermaye artışı yapabilir mi, şartları nelerdir? Sunumda buna kısmen değinmiştik. Borsada işlem görmeyen veya borsada işlem görmek üzere başvuru yapmayan şirketler varsa iç kaynaklarında sermaye fonları, fon kullanabileceğimiz unsurlar. Bir, ya diyelim ki 50 bin lira yeniden değerleme fonumuz var veya yenileme fonumuz var. 50 bin lira kadar ancak 50 bin lirada nakdi sermaye artışını yapabiliyoruz ikisini bir arada. Yani ne kadar sermaye fonunu sermaye ilerliyorsak o kadar nakdi sermaye artışı yapabiliyoruz. Onun haricinde yapamıyoruz. Bunun istisnası, eğer bütün pay sahipleri oy birliği ile biz bu sermaye yeteneklerini, iç kaynakları sermaye ilave etmeden nakdi sermaye artışına gitmek istiyoruz diye oy birliğiyle karar alırsa nakdi sermaye artışını yapabilirler. Cengiz Aydın, tek ortaklı limited şirket sahibi kardeşlerinden birini dışarıdan müdür olarak atamıştır. Bir, ortaklarından birisi mutlaka temsil ve izah yetkisine sahip olması gerekir demiş hocam. Atayabilir dışarıdan müdür ama o ortakta müdür olması gerekir. Şirket sahibinin ölmesi durumunda şirketin varlığı ve hakların durumu ne olacak? Öldüğünde onun mirasçıları vardır. Ya mirasçılar kendi aralarında muvaffakat vererek mirasçıların bir tanesinin haklarını teslim ederek noterde öyle bir sözleşme hazırlanabilir. Mirasçıları yoksa böyle bir soru bu değil herhalde değil mi? Yok, müdüre kesinlikle bir şey kalamaz. O müdür dışarıda atlanmış bir müdürdür. Bunun gerçek yasal mirasçılarına. Şöyle ama. Tabii eş çocukları yok ise, o zaman tabii kardeşlere bir şey kalır ama eş çocukları varsa kalmaz. Seminere ait soruların seminer katılımlarına mail ortamında sağlıklı atılması sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Bu noktada tek tek el atması çok zor ama Sayın Başkanımız, Sefer Başkanımız burada, üniversitelerimiz burada. Onlar bunları hepsi içinde yayınlamak en farklı çözümü anlayışımıza sığınıyoruz. Tek ortaklı şirketlerde ortağın sahibi kendisini müdür olarak atayabilir. Tabii ki tek ortaklı kişi genel kurulu zaten kendisini müdür olarak atamak durumunda. Ki genel kurul kararı ona ait. Enflasyon döneminde tasfiyeye giren firmalar enflasyon muhasebesi tutacak mı? Beyannamelerini enflasyon muhasebesine göre verecekler. Eğer aktiflerin içerisinde parasal olmayan kıymetler varsa, stoklar vesaire tutumlar varsa onların sen enflasyon düzeltmesine... Yüzü sektörü mü acaba? Bir de tabii o var. Yani şu an itibariyle enflasyon düzeltmesine bu eskiden yapılmış bir şey de onun için şöyle söyleyeyim. Yani enflasyon uygulamasından geçersek enflasyon kriterlerini sağlarsak enflasyon düzeltmesi yapacağız. Sağlanacaksa yapmayacağız. Tasfiye edildiğinde böyle bir şey yapmayacağız. Ama diyelim ki o kriterler sağlandı enflasyon düzeltmesi yapmamız gerekiyor. O zaman tasfiye edici şekilde aktiflerine bakıp parası olmayan kıymetleri vesaire enflasyon düzeltmesine tabi hesap olması yapmamız gerekiyor. KDV alacaklarımız bu soruyu ben hocama veriyorum çünkü ben arada buna cevap vermiştim. Bugün hocamın görüşü istiyor olabilirsiniz düşüncesiyle. Ben yorumumu yapmıştım. Belki. Sizinki daha ikna yapılan gibi bir şey söylese. Şirket birleşmesinde devir olan şirketin vergi borçlarından dolayı devir olan şirketin ortaklara sorumluluğu devam eder mi? Evet, 683 sayı yasa gereği hisse devirlerinde devir öncesi döneme ait olan borçlardan her iki taraf sonrasında yeni devralan yetki yönetim organı sorumludur. Onların sorumlulukları devam eder. Ticari borçlar açısından da iki yıl boyunca o devreden şirketlerin de sorumluluğu devam ediyor ticari borçlar açısından. Sermayesi 50 bin olan panel şirket öz kaynaklarını zarardan dolayı kaybetmesi durumunda sermaye artışı yapabilmesi için nasıl bir yol izlemeli? Sermayenin korunmadığı raporunda belirtilmeli mi?
tabii ki yani zaten bu şekilde sermayesini kaybetmiş şirket aslında müntezif durumda. İflas sistemesi gerekir. Bunun başka dolan başlı yolları vardır. İşte nedir onlar? Mutlaka ortaklardan bu sermayenin telafisi fonu oluşturularak öz kaynaklar içerisinde yeni bir fon oluşturulur. Öz kaynakların yapısı iyileştirdikten sonra bu işler yapılmalı. Bunun başka başka yolları var. İşte borçlanılabilir, senet alınabilir, çek alınabilir, öz kaynakta konulabilir. İyileştirdikten sonra zaten bu sermaye atışına gidilmeli. Bu olumsuz durum ortadan kaldırılması gerekiyor. Yeni kurulan anonim şirketler ilk yönelik ne zaman genel kurul olayına sunmalı? 2014'te kurulan şirket ilk olağan genel kurulunun 2015'te yapacağından bu toplantıdan o bu toplantıyı mı bekleyecek diye sordunuz. Bunu kuruluşta da tespit edilmesi daha zor olur. Yani bir sonraki toplantıya yaparken zaten hangi esaslarla yapılacağına dair o ilk yönelik uygun yapılacaktır. Kuruluş aşamasında tespiti doğrudur diye yorumluyorum. Yani bir mola bir yorumluyorum. Nasıl var? Soru var. Ticari defterlerin acil evine değil olması. Aslında ticari kanun belki işletmelere verdiği en güzel. Yani kendi elinde tuttuğun defteri kendi lehine ne yapabiliyorsun? Kullanabiliyorsun. Yasada ama ne oldu geçen dönemde işte tüccar kanunundan sonraki geçen 55 yıllık sürede işletmeler maalesef bu kurallara çok uyamadılar. Yani bir kapanış tasdiği, açılış tasdiğinde bile genelde açılış tasdiği yapılamadı. Yani kanuni anlamda kendi lehine bunu belli olarak kullanamadı. Bu büyük bir eksiklik. Yeni tüccar kanununda bu durum biraz daha kuvvetlendirildi. Yani evet kullanılacak ama ne koşulda yapılacak? İşte yine bir takım biliyorsunuz karar defterleri de artık ticari defterlik eline geçti. Yani sadece yövmeye kemir şeklinde değil. Onun dışında başka defterlerin de ticari hayatı ticari dilin dilini taşıyacak duruma getirildi. İşte kapanış tahsinden de anlıyoruz. Bu konuda bir gelişme var ve daha çok defterlere yönelik zaten biliyorsunuz daha sonraki süreçte e-fatura birlikte e-defter geliyor artık. Eskiden olduğu gibi hani kayıtları bekleyelim, sonradan yapalım, bu tarz şeyler bile bir süre sonra artık konuşalım diyecek duruma gelince. Evet, ticari defter bu anlamda bir niteliğine taşımaya devam ediyor ve daha kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Bir dava süresinde karşı taraf, karşı defter kayıtları herhangi bir masif kayıt olmadığı sahibi ticari defterini idam eden tacirin kayıtları kendi elini bilir olabilir mi? Yani tabii burada açılış ve kapanış olayları önemli ve kaydın gerçeğine kadar uyduğu altındaki evren şekli. Yani evet olabilir ama bütün o şeylere gereken şeyleri yerine getirmesi gerekiyor. Başka bir soru var mı? Benim kim? Ayla söylemek hatırlamıyorum. Limited şirket müdürünün yetkisi şirket dışından birisiyle müşteri imzada altına yetkisi kısıtlanabilir mi? Kısıtlamadan ne anlıyoruz? Yani birden fazla şirket müdürü atayabiliyorsunuz. Dışarıdan bir de şirket müdürü olarak atanabiliyor ama kısıtlama olarak ben de anlayamadım. Yani bunu mümkün değil. Şirket gelen müdürle beraber işte müşterek imza yetkisi verilebilir. Arkadaşlar böyle ortamlarda bu konuyu dile getirmeye çalışıyoruz. Yani
ikinci süreç zaten devam ediyor. Sonuçlanamadı. Bir güne kadar da sonuçlanması da gerekiyordu ama bu da bir siyasi şey var. Yani sonuç da olamadı. Bilmiyorum yani bundan sonra eğitim olarak dikkat almaz herhalde öyle bir şey. Sözü yok. İçinde neyi değiştiren şirket 2013 kurumlar vergisi ve analizin verici süresi nedir? 2013 kurumlar vergisi süresi ne nisan olması gereken son verenlerle 30 gün içerisinde de bu süre doğru. 30 günlük süre burada var. 30 günün bitiminde bir ay günü 30 günlüğü var. Bir ay elektronik ortamda kabul edilmediği için, gönderilmediği için kağıt ortamda verilmişti diye şerhli düşünüyorum ben. Ama sözleşme değişikliği var. Gerçek kişi bundan tek kişi olan şirkete dönüştürmek. Sadece sermaye maddesini değişir. Tabii ki de sadece sermaye maddesi olarak bakmamak lazım. Yani şirketi genel olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani bütün unsurları değiştirebilir yani. Yazılabilir. Sadece sermaye maddesi olarak görmemek lazım. Diğer tüm unsurları da tek tek incelemek gerekiyor. Paylaşların hukuki durumuna göre ismine evet. Doğru bir sözleşme mühendisliği yapılıp bana bir şey normal sözleşmesi hazırlanmalı. Ama sadece sermaye maddesi o gerçek kişinin aktiflerinin değerlenmesiyle ilgili bölümü yazarak o kadar. Tasfiye işlemine başlamadan önce birikmiş kârlar dağıtılmalı mı? Enflasyon düzeltmesi olumlu ve olumsuz farkları yedek akçeler ne şekilde kapatılacak tasfiye işlemi için? Şimdi benim tavsiyem madem ki böyle dağıtılmamış kârlar var tasfiyeye girdikten sonra bu kârlar dağıtılsın. Belki tasfiye döneminde oluşan zararlarında bu kârlardan karşılama imkanı vardır. Boşu boşuna fazla stopaj ödenilmesi anlamında. Enflasyon düzeltmesinin olumlu farklarıyla ilgili farklı görüşler olmasına rağmen idarenin görüşünü bahsediyorum. Diğer kesimlerin görüşünü atlayacağım. İdarenin görüşü sermaye olumlu farkları her ne şekilde olursa olsun dağıtıldığında hem kurumlara vergisini hem stopajını ödenmesini istiyor. Bunu ister tasfiye döneminde yapın ister tasfiye döneminden önce yapın. İdarenin görüşü. Tabii ki biz buna katılmıyoruz. Yani arzu etmiyoruz. Sonuçta biz sermaye ilave etme durumunda kurla resmi tabi olmayacağından düzenleme olduğuna göre ben bunu sermaye ilave ettiysem ondan sonra sadece dağıtırsam stopaja tabi tutmalıyım. Ayrıca kurla resmi istememesi gerekir mantıken ama idare hem kurla resmi istiyor hem stopajını istiyor. Bilmiyorsa. Yedek akçelerle ilgili zaten kurla resmi verdikten sonra bu gerekler ayrılmıştır. Dağıtılınca tabii ki şirket ortaklarının nakdi sermayesi üzerinde bir dağılım söz konusu ise stopaja tabi tutacağız. Koyununu geri alıyorsa zaten herhangi bir durum söz konusu değil. Bu işte. Yani o cümlemek izlemiştim. Hani konutların üzerinde bir şey dağıtım yapıyorlarsa ki bu nasıl olur? Ancak işte kar edip ilave edip ise vesaire onların stopajlarını ödeyerek dağıtılacak bir şey kalmışsa tavsiyeden sonra. İşte 50 bin lira sermaye koymuşlar. 60 bin lira kalmış. Ortaklara dağıtırken 10 bin lirasını stopajına atacak, 50 bin lirasını stopajına atacak, verecek. O 10 bin içerisinde tabii ki stopajına mutlaka tabi tutması gerekiyor. Yine kaçırı konuştuk. Evet, bu kadar. Evet, arkadaşlar. Buyurun. Yani, kendi filmi de söyleyip, orada devre başlıkta duruyoruz. Özellikle konu için.
aynısını yaptı zaten. Hatırlarsanız birisinin sermayesi 300 bin lira, birisinin 500 bin lirayken sermaye yeni şirkette 500 bin lira yazmadı. Yeni şirkette sermaye 210 bin 526 lira yazdı. Yani ev sahibi olduğu gibi toplamı şey yapıyoruz değil mi hocam? Değer olan şirketin öz sahibi arasında özel bir sermaye artıyor. Sermayesi artıyor ama iki şirketin sermayesini bir araya getirip de teskinden sermaye bu değil. Yeni şirkete düşen pay kadarını sermaye koyuyoruz, diğerini birleşme fonu diye bir hesapla tuttuk farkındaysanız. 190 küsur bin lira olan bölümde. Evet, bir soru var. O soruyu da ben cevaplayayım isterseniz. Şimdi meslektaşım biraz sitem etmiş. Şimdi arkadaşlar buradaki biraz sunumlarımız uzun oluyor. Kasıtlı olarak biraz ayrıntılı ve uzun tutuyoruz. Sebebi buradaki çekimleri bir video arşivi oluşturuyoruz ve bizim kendi web sayfamıza koyuyoruz. Yani o yüzden buradaki sunumlar biraz uzun olabiliyor, biraz ayrıntılı olabiliyor. Ama burada yapmış olduğumuz sunumların aynısını biz ilçelerde yapıyoruz. Oradaki sunumlarımız biraz daha kısa oluyor. Süre daha uzun olmuyor. Yani buradaki sunumlarımızı daha geniş tutmaya ve ayrıntılı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü video çektiğimiz için web sayfasına ayrıntılı koymaya çalışıyoruz. Sebebi bundan dolayıdır. Başka bir sebebi yoktur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.